Sevgili dostlar, son fizik bir köşe, fizik çözer metin çözere. Modern Fizik Kolej'e hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biraz gecikmeli olarak, biraz arkadaşlar tabii ki bizden kaynaklanan, biraz da kurumlardan kaynaklanan. Çünkü arkadaşlar bu denemeleri Türkiye genelinde her yerde yaptıkları için biri yapıyor, biri bir hafta sonra yapıyor vesaire. Geçen yıl bundan dolayı başımız ağrıdı ve arkadaşlar üniversite hazırlık finale doğru 0-1 arkadaşlar. Bu mezunların biraz sonra da efendime söyleyeyim 12'leri çözüp göndereceğiz sizlere inşallah arkadaşlar. Ve finale doğru 0-1 ile başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar finale doğruları biliyorsunuz arkadaşlar. Bir TYT bir de AYT kısmından oluşuyor. İlk 5 sorumuz kardeşim fizik soruları ve başlıyoruz arkadaşlar. TYT bazında diyoruz. Evet, doğrusal hareket eden bir aracın konum zaman grafiği arkadaşlar şekildeki gibidir. Buna göre zaman başlangıcında aracın konumu metre cinsinden. Zaman başlangıcında konumumuz arkadaşlar 300 metre. Herhalde böyle dala geçmek için sormuş olabilirler mi diye düşünelim. Hayır arkadaşlar, bu kadar kolay soru olur mu? Evet olur kardeşim. Sana ne soru kolay mı zor mu? Sen çözmeye bak. Evet. Şekildeki doğrusal yolun L noktasından harekete başlayan araç önce P noktasına gidip dönerek evet. Nereden başlamış? L noktasından başlamış. P noktasına gelmiş. Ve dönerek K noktasına geliyor. Ve dönerek K noktasına geliyor. Araç hareketinin 30 saniyede tamamladığına göre ortalama hızının büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar biraz daha böyle. Evet, seviyeyi gördüğünüz gibi arttırdı. Ortalama hız. Sevgili kardeşim, ortalama hız neydi? Toplam yer değiştirme ve ortalama eşittir. Toplam delta x bölü toplam delta t. Peki arkadaşlar, yer değiştirme neydi? Cismin ilk konumunu son konumuna birleştiren vektör. x2 eksi x1. Eksi 60 eksi eksi 30. Yani arkadaşlar burada tabii ki büyüklüğünü sormuş. Direkt şuranın 30 olduğunu görüyoruz. Veya delta x eşittir x2 eksi x1'den yapabiliriz sevgili dostlarım. x2 ne? Eksi 60 eksi. Bakın ilk konum eksi 30. O halde buraya eksi 30 yazmalısın. Eksi 60 artı 30. O da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 30. Bu arkadaşlar eksi 30 bölü geçen süre neymiş? 30 saniye diyor. 30 saniye bölü 30 eksi 30 bölü 30 eksi 1 metre bölü saniye. Bu tabii ki eksi işaretine belirtiyor arkadaşlar yön. Yani cismin eksi yönde gittiğini söylüyor. Fakat bizden büyüklüğünü sorduğu için cevabımız Adıyaman diyoruz. Evet sevgili gençler, aşağıda verilen fiziksel büyüklük ve birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Enerji birimi joule doğru. Sıcaklık Kelvin doğru. Akım şiddeti arkadaşlar kulomb olamaz. Akım şiddeti neydi? Amper. O halde yanlış olan cevabımız Celikan. Uzunluk metre doğrudur. Madde miktarı moldur doğru. Evet. Demek ki akım şiddeti nedir arkadaşlar? Amper. Kulomb neyin birimidir arkadaşlar? Evet. Elektrik yükü. Çok güzel. Ve geldik sevgili kardeşlerim dördüncü sorumuza. Katı hal fiziği katı maddelerin özellikle kristallerin ve çok atomlu moleküllerin oluşturduğu yapılarını ve özelliklerini inceler. Doğru. Bu özellikler arasında katı maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve termal özellikleri bulunur. Doğru. Evet. Katı maddeleri ve özellikle kristaller ve çok atomlu moleküllerin oluşturduğu yapılar inceler. Buna göre fizik ile ilgili verilen olaylardan hangileri katı hal fiziği ile ilişkilendirilebilir? Isı ve ses yalıtımında cam yünü kullanılması. Tabii ki arkadaşlar burada moleküller arasındaki ilişkileri inceliyor. Kullanılabilir. Tesisatta kullanılan plastik boruların dayanıklılığı. Evet arkadaşlar bu da katı hal fiziği, nanoteknoloji vesaire. Onların içerisine giriyor. Bilgisayarda kullanılan silikon devrelerin işlem hızı. Evet arkadaşlar bu da neticede katı hal fiziği ile ilgili bence
Fiziğin doğası, fizik bilimine girişle ilgili arkadaşlar güzel bir soru diyebiliriz. Cevabımız Edirne. Evet, 5. ve TYT'nin son sorusu. Bir F vektörü 3 boyutlu XYZ kartezyen koordinat sisteminde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. F vektörünün XYZ koordinatlarındaki bileşenlerini soruyor sevgili kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan geldiniz. Buradan y eksenine indiniz. Bakın şey x eksenine x'i 4. X'i 4 olacak. O halde Denizli'yi, Edirne'yi ve Ceyhan'ı eledik diyoruz sevgili kardeşlerim. Evet, y'ye geldik. Y'si kaç? 3. 3 olacak. Bursa'yı da eledik. Evet, z ekseni bakın arkadaşlar. Geldiniz z eksenine indiniz. Z ekseni de 5 olacak. Cevabımız Adıyaman diyoruz. Evet sevgili dostlar, ve geldik AYT kısmına. İlk 9 soru bizim arkadaşlar. İlk 9 soru bende. Evet. Onda problem yok diyoruz. Ve başladık. Yerçekimi büyümesinin 10 metre bölü saniye kare olduğu bir yerden h kadar yüksekliğe kanattan serbest bırakılan 4 kilogram kütleli cisim 4 saniye sonra L noktasında yere çarpıyor. Hava direnci önemsenmediğine göre KL noktalar arasında cisme etki eden itme. Benim güzel kardeşim, itme neydi? F çarpı delta T. Burada arkadaşlar bütün atış hareketlerinde cisme etki eden kuvvet yer çekimi kuvvetidir. Bunu 10 kez not olarak yazdırıyorum. Hala arkadaşlar millet neresiyle dinliyor? Tabi orası meçhul. Zaten sana 4 saniye vermiş. M'i vermiş. Buraya 4 yazıyorum. M ney? 4 kilogram kütleli. Efendime söyleyeyim, yer çekimi ivmesi 10 vermiş. Çarpı 4. 4 kere 4 16, 160 yani. Yapacağım bir çarpma işlemi iyi olur zar diyelim. Cevabımız Denizli ve geçtik ikinci sorumuz. Ne diyor bu gençler? İple birbirine bağlı olan K ve L cisimler sürtünmesi yatay düzlemde şekildeki gibi yatay ve 20 Newtonluk kuvvetle çekilirken ivmelerinin büyüklüğü 1 metre bölü saniye kare. K cisminin kütlesi 15 olduğuna göre L cisminin kütlesi. Evet, bu da olağanüstü herhalde, zor bir soru arkadaşlar. Fnet eşittir ma. Fnetimiz ne kardeşim? 20. Evet, burada arkadaşlar şunu şöyle bir yatıralım, bu kağıtları. Fnet arkadaşlar biliyorsunuz bu Newton amcamızın temel prensibi. M toplam çarpı A. Net kuvvetimiz 20. Niye? Sürtünme yok. Görüldüğü gibi hareket doğrusundaki tek kuvvet 20. Toplam kütle çarpı A neymiş? 1. O zaman toplam kütle 20 olacak. Toplam kütle kardeşim 20. K cisminin kütlesi 15 ise geriye ne kaldı? 5. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Bu da arkadaşlar görüldüğü gibi gayet rahat bir soru oldu. Evet, doğrusal yolda hareket eden bir aracın hızının zamana göre değişim. Ya hız zaman grafiği desene kardeşim işte. Kısaca. Hız zaman grafiği. Evet. Araç zaman başlangıcında sıfır konumunda olduğuna göre, evet, araç başlangıçta, zaman başlangıcında. Bayağı arkadaşlar böyle kelimeleri evirip çevirmeye çalışmışlar mı anlamadım. Konumunun zamana göre değişim grafiği nasıldır? Eğri olur zar diyelim. Bakın arkadaşlar, burada hız pozitif ve azalıyor. Pozitif yönde gidiyor. Bir kere negatif yönde gitmesi imkansız. Bakın arkadaşlar, şu B şıkkına bakın. Negatif yönde gidiyor. Olamaz. Burada hızlanıyor. Pozitif yönde. Olamaz. T eşittir sıfırda başlangıç konumunda diyor. Olamaz. Bakın arkadaşlar, şuradaki alana bakın. Artı x. Buradaki alan eksi x. Burada negatif yönde gidiyor. Halbuki E'ye bakın. Burada ikinci T ile 2T arasında görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey bilmesem bile bazı temel bilgilerden ya pozitif yönde gidiyor, negatif yönde gidiyor. Yavaşlıyor, hızlanıyor. İşte arkadaşlar bakın, pozitif yönde yavaşladı, durdu ve ters yönde, yani negatif yönde hızlandı. İşte arkadaşlar şunlar sabit hızlı normal K, şunlar genç K hızlanıyor. Bunlar ise arkadaşlar ihtiyar K yavaşlıyor. Bakacaksın kardeşim. Şurada yavaşlıyor. Hatta
Hangi yönde? Pozitif yönde yavaşlıyor. İşte bakın şu arkadaşlar. Şu negatif yönde hızlanıyor. İşte şu bakın. Şu ikisini birleştirdiğinizde A şıkkını elde etmiş olduğunuz, unutmayın, normal K, genç K, ihtiyar K sevgili dostlar. Ve dördüncü soruya geçiniz. Evet sevgili dostlar, dördüncü sorumuzdayız. Sürtünme kasesinin yol boyunca aynı olduğu düşey yolun düşey kesiş şekildeki gibidir. Bu yolun K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim N noktasına kadar gelebiliyor. N noktasına kadar. Cisme etkilen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü K ile arasında F1, L M arasında F2, M N arasında F3. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi güzel kardeşim, şu eğik düzlemde şu açı alfa, bu açı beta. Şuradaki sürtünme kuvvetimiz F3 direkt nedir? Kommagene. Hareket esnasında bu değeri alır. Burada ise kommagene çarpı kosinüs alfa. Burada ise kommagene çarpı kosinüs beta. Arkadaşlar kesinlikle kosinüs alfada, kosinüs betada birden küçük. Örneğin 53 olsa 0,6. Efendime söyleyeyim 37 olsa 0,8. Direkt dolayısıyla birden küçük bir sayıyla çarptığımız için bunlar küçülecek. Bu neye eşit? F1'e. Bu neye eşit? F2'ye. Demek ki F3 değeri en büyüktür diyoruz sevgili kardeşlerim. F3 değeri en büyük olduğuna göre şunları eledim mi? Gördüğünüz gibi eledim. Bakıyorum arkadaşlar. Açı küçüldükçe kosinüsü büyür. Yani 37 olsa 0,8, 53 olsa 0,6. O halde F2 daha büyük olmalı. F3, F2, F1 cevabımız Balıkesir Bandırma diyoruz sevgili dostlar. Ve 5. sorumuza. Hemen 4'ten 8'e atladık ama arkadaşlar öyle bir şey olmuyor. Malumunuz. 5. sorumuz. Şekildeki eğik düzlem üzerindeki cisme büyüklüğü F olan sabit kuvvet uygulandığında cisim sabit hızla hareket ediyor. Cismin kütlesi M etkiden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F'si olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakalım güzel kardeşim. Güzel insanlar. Bakınız şu cismin ağırlığı MG mi? Şu F yönünde, yani eğik düzleme paralel aşağı doğru MG sinüs 30 mu? Yani MG bölü 2 mi? 2. Peki kardeşim buna etki eden sürtünme kuvveti şu F'se midir? Sabit hızda hareket ettiğine göre net kuvvet 0 mıdır? F net eşittir 0. Bu ne demek? Yukarı çeken kuvvetler eşittir aşağı çeken kuvvetler. Bu ne demek? F'se eşittir güzel kardeşim. F artı MG bölü 2. Evet. Şimdi F'se F'ten kesin büyük. Görüldüğü gibi F'se F'ten kesinlikle büyük. %100. Çünkü F'ten MG bölü 2 kadar daha büyük. Ama F'se MG bölü 2'nin yani yarısından daha büyük. Dolayısıyla arkadaşlar F'se ile MG arasında kesin bir ilişki kuramazsın. Yani bir kere bu eşit olabilmesi için bu da MG bölü 2 olmalı. Bunun MG bölü 2 olduğunu nereden biliyorum? Bilemiyorum. Bilemediğim için bilemiyorum. Kesin bilemiyorum. Evet zaten F ile MG arasında da hiçbir ilişki kuramayız sevgili arkadaşlar. Çünkü eşitliğin H, bu ikisi aynı tarafında olduğu için kısaca cevabımız Adıyaman. Yani şu matematik arkadaşlar. Matematik başka bir şey değil. Ve geldik güzel kardeşlerim. Kaçıncı sorumuz? 6. sorumuz. Evet burada da arkadaşlar 9 sorumuz vardı. Evet ben de dershane saatim yaklaşıyor aslında. Finale doğru mezunu da şimdi çözecektim ama arkadaşlar bu da akşama kalsın. Ne yapalım? Sürtünmesi yatay düzlemde 10 metre bölü saniye hızla atılan 2 kilogram kütleli bir cisim engele tam esnek çarparak şekildeki gibi yansıyor. Cisim engelle etkileşim süresi 0,4 saniye olduğuna göre engelin cisme uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğü nedir? Bu da arkadaşlar güzel bir soru.
Şimdi öğrencilerime hep söylüyorum. Kardeşim bakın. Burada hız verilmiş. İlk hız, son hız, kütle. Burada neyi bulabilirim? Momentum değişimini. Halbuki bana kuvveti soruyor. Kuvvet. Şimdi F'i bilmiyoruz arkadaşlar. Ama burada neyi biliyoruz? Saniyeyi biliyoruz. Zaten bizden sorulan ne? F. Şimdi itme eşittir F çarpı delta T. Bunu biliyorum. 0,4. İtmeyi bilmiyorum. Fakat arkadaşlar momentum değişiminden bulabilirim. Yani kardeşim her zaman momentum değişimi cisme verilen itmeye eşit. Dolayısıyla itmeyi biliyorsan momentum değişimini biliyorsan itmeyi biliyorsun demektir sevgili dostlar. Peki momentum değişimini bulabilir miyim? Evet işte şu arkadaşlar ilk momentum P1 eşittir 20. İşte şu son momentum yine arkadaşlar 10'la dönmüş. 2 çarpı 10 P2 eşittir 20. Ters açılardan göre iyi direk açımız 30 derece. Aynı açıyla yansıdığı için esnek çarpışma 30 derece. İşte arkadaşlar delta P neydi? P2 eksi P1. Ne yapıyoruz pratik? Başlangıç noktalarını birleştir hemen. P1'den P2'ye çiz. Yani güzel kardeşim şu çizdiğin var ya şu çizdiğin işte momentum değişimidir. E bu arkadaşlar tepe açısı 60. İkiz kenar üçgen 20-20. E o zaman bu eş kenar üçgen oldu. Bu da ne oldu arkadaşım? 20 oldu. Peki arkadaşım. Cisme etkileyen momentum değişimi 20 ise itme de 20 midir? Yes it is diyorsun. Peki. İtme yerine 20 yazdım. F çarpı 0,4. 200 bölü 4 dedin. F eşittir. 50 diyorsun. Ve doğru diyorsun. Geldik. Sevgili arkadaşım, dördüncü değil, yedinci sorumuz. Bu sefer de geriye doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunların hep bir sebebi var. Yorgunluk. Dikkatli bir şekilde, iyi bir şekilde arkadaşlar, dinlenememek. Yediyi dört, dördü sekiz falan filan görmeye sebep olur. Güzel kardeşlerim. Dolayısıyla siz de bakın çalışırken sevgili arkadaşlar mutlaka iyi dinlenin. İyi dinlenmediğiniz zaman arkadaşlar algılama gücünüz ne yapıyor? Zayıflıyor. E dolayısıyla bu da verimli bir çalışma olmuyor güzel kardeşim. Dinlenmeyi bilmeyen çalışmayı da bilmez diye bir söz var. Evet bir doğru boyunca hareket eden otomobil gideceği yolun ilk yarısını 20 metre bölü saniye sabit süratle ikinci yarısında 30. Hareketin tamamı için otomobilin ortalama sürati nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar yarı yarıya olduğunda bunun için hemen ortalama hızımız 2 V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2 kullanabilirsin. 2 çarpı 20 çarpı 30 hiç çarpmayın sadeleşecek. Ama toplama yapın. Çünkü yapmazsak sadeleştiremeyiz. Evet şimdi şu sıfırlar gitsin mi? Gitsin. 30'u 5'e böldüm. 6. 2 kere 2 4. 6 kere 4 24. Mutlaka ki arkadaşlar 20 ile 30 arasında bir sayı olacak. Cevabımız Bursa. Fakat bunun size arkadaşlar genel çözümünü yapmak istiyorum. Bütün sorularda yarı yarıya olamaz belki her zaman değil mi sevgili kardeşim? Evet. Şimdi yolun ilk yarısını 20 ile gitmiş. Diğer yarısını 30 ile gitmiş. X, X. Burada geçen süre T1 eşittir X bölü 20. T2 eşittir X bölü 30. Şimdi genel olarak her zaman geçerli olan bağıntımız şu. Ve ortalama. Bakın arkadaşlar bu her zaman geçerlidir. İster efendime söyleyeyim. Bu şekilde bir soru olsun. İster düzgün hızlanan, düzgün yavaşlayan veya efendime söyleyeyim bir yerden bir yere giderken yolun bir kısmını şu hızla almış, bir kısmını bu hızla almış. Şurada oturmuş, yan gelip yatmış. Sonra şu tarafa gitmiş, bu tarafa gitmiş. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Her zaman geçerli olan toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Şimdi burada size bir tüyo vereyim. Pratik yöntem. Ben arkadaşlar T1'i bulmak için X'i 20'ye T2 bulmak için X'i 30'a.
Öyle bir x değeri alalım ki hem 20'ye hem 30'a. Nedir bu? Evet, o keki. Dolayısıyla arkadaşlar bu da nedir? 60 mı? Evet, x'e 60 aldım. Bakın. Bunu yaparsanız çok pratik olur. Yoksa şunu yaparsın. 2x bölü t1 yerine x bölü 20 artı t2 yerine x bölü 30. Paydaları eşitle git. Şimdi benim şu pratik yöntemi söylüyorum. X yerine 60 aldın. 60 bölü 20 3. 60 bölü 30 2. O halde toplam yer değiştirmem 60 60 nedir arkadaşlar? 120'dir. Bölü 3 2 daha 5'tir. O halde 120 bölü 5 24'tür. Ha, paşa keyfin hangisini isterse. Bakınız şu var, genel yöntem. Genel yöntem biraz pratik hale getirdim. X'e değer vererek o keklerinde hızların. Bir de arkadaşlar yarı yarıya olduğunda şöyle bir bağıntımız var. Matematikten de gençler biliyor. Ve geldik 8. sorumuza. Sevgili arkadaşlar hemen çözelim, kurtulalım diyoruz değil mi? Tabii kurtulma değil de arkadaşlar. Yani neticede bu bizim işimiz. Severek yapıyoruz ama size bir an önce ulaştıralım diye. Tabii. Zaten yeterince geç kaldık. Yatay düzlemde hareket eden bir cismin momentumunun zamana göre değişimi şekilde gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor sevgili dostlar. Bakın. Momentum zaman grafiği ile hız zaman grafiği şekil olarak aynıdır. Sıfır t zaman aralığında cisme etki eden net kuvvet düzgün artmaktadır. Bakalım. Momentum zaman grafiğinde eğim tanjant alfa bize kuvveti verecek. Eğim sabit. Eğim sabit olduğuna göre sevgili kardeşim kuvvet artmıyor. Sabit. T2'de zaman aralığında cisme etki eden net kuvvet sıfır. Evet, eğim sıfır. 0T zaman aralığında ve 2T 4T zaman aralığında cisme etki eden itme eşit. 0T zaman aralığındaki momentum değişimimiz ne? P. Efendime söyleyeyim. 2T 4T bakın. 2T 4T zaman aralığındaki momentum değişimi ne? P. O zaman momentumlar, momentum değişimleri eşit olduğuna göre güzel kardeşim itmeler de eşittir. Cevabımız 2 ve 3 Edremit diyoruz güzel insanlar. Ve geldik 9. ve son sorumuza. Ne diyor güzel insanlar? Kütlesi 3 kilogram olan cismin hızının zamana göre değişimi şekildeki gibidir. Buna göre 0-6 saniye arasında cisme etki eden itme nedir? Sevgili arkadaşlar bakın burada kuvvet yok, zaman yok. Biraz önce de söyledim. Bana itmeyi soruyor ama burada V1 var, V2 var, kütle var. O halde ben momentum değişimini bulurum ve cisme etkileyen itme de zaten momentum değişimine eşittir. Evet. Şimdi güzel kardeşim itme neydi? M çarpı delta V. M neymiş? 3. Delta V ne? V2 eksi V1. Yani eksi 10 eksi 5 eksi 45 eksi yön belirtiyor. Arkadaşlar aslında etki eden itmenin büyüklüğü 45 ama etki eden itme eksi yönde olduğu için eksi 45 Newton çarpı saniye. O halde cevabımız ne diyoruz? Celican diyoruz ama arkadaşlar burada itmenin büyüklüğü diye söylemeliydi. Evet sevgili arkadaşlar bir testimiz, denememiz de burada nihayet buldu. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek ümidiyle. Ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Hoşça kalın, Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.